Haydi bismillah suya kavuştuk Allah. Oh be dünya varmış. Meski Genel Müdürlüğü Mersin'in en uzak ilçesinin en uzak mahallelerinden biri olan Çamlıpınar Mahallesi'nin içme suyu problemini gidermek için Yeni Pınar Kaynağı'ndan 75 metre küplük yeni içme suyu deposu yapımı, 900 metre terfi hattı döşemesi gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski sayesinde uzun yıllardır süren sorunlarının büyük bölümünün çözüldüğünü ifade eden Çamlıpınar Mahallesi sakinleri, "Dağ başına hizmet geldi," dedi. Çamlıpınar'da yıllardır çözülemeyen içme suyu sorunumuzu Burhanettin Başkanımız çözdü. Bizim Anamur'a normalde 40 kilometre. Hiçbir yerde kaynak suyumuz yoktu. 23 kilometre şebeke suyumuzu döşedi. Artı 2 tane 140-180 tonluk depomuzu ayrı ayrı yaparak bizim halkımızı suya kavuşturmuştur. Burhanettin Başkanıma yaptığı projeden dolayı ve verdiği hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Bunlardan önce içme suyu nasıldı? Bir yerde bir kaynak varsa gidiyordu vatandaş. Eski usul, ebedede usulü kabağla, fıçılarla doldurup, stoklayıp içiyorlardı. Veya kışın yağmur sularında stok yaparak içebiliyorlardı. Şimdi Burhanettin Başkanımızın sayesinde evde muslukları açtık mı su içeceğiz. Kendine çok çok teşekkür ederiz. Arkasında duruyoruz. Burhanettin Kocamaz gelmeseydi hizmet yoğdu. Biz tarihten beri aynı Çamlıpınar köyündeydik. Burhanettin Başkanım Mersin'de çıktı, biz nakış nakış işleyeceğiz dedi ve dediğini yaptı, işledi. Ta nere? Anamur'a 40 kilometre. Benim mahallemin bir de normalde 47 kilometre aşağısında. Anamur'dan orada kavuşuyor. Ama her tarafa karış karış hizmetini yaptı. 1942 Çamlıpınar köyü doğumluyum. Anamur nüfusuna kayıtlıyım. Cumhuriyet tarihinden itibaren susuzluk çekmekteyiz. Başta devletimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Meski Müdürümüz ve çalışanları, muhtarımız el ele verdiler. Bizi bu varlığa kavuşturdular. Hepsinden Allah'a razı olsun. Ramazanları da kutlu olsun. Hepinize teşekkür ederim. Su sıkıntısını bundan daha fazla ben çekiyorum. Neden ben çekiyorum? Mutfağa girsem suyu açıyorum. Çamaşır makinesine geçen yıl ya bulaşığı dolduruyorum ya çamaşırı dolduruyorum ama su yok. Bekliyorum. Akşama kadar damlaya damlaya depo dolacak da ben çamaşırı yıkayacağım veyahut da bulaşık yıkayacağım. Su yok. Burhanettin Kocamaz geldi, hizmet buralara cağıl cağıl aktı. Hizmet kervanı geliyor. Suyumuz çok önemli. Susuz medeniyet olmaz. Su medeniyettir. Lavabo kokuyorsa susuzluktan kokuyordur. Mutfak bulaşığıyla kalıyorsa susuzluktan kalıyordur. Kur muhtarı benim yeğenim. Onun hanımı geldi yangında buraya. Hala dedi ben şuralara bir su tutayım dedi. Nerede bulacaksın kardeş suyu dedim. Bulursan tut dedim ben de. Çok şükür sayenizde, devletimizin sayesine, sizlerin sayesine biz de inşallah kurtuluruz. Sularımızı derelerden hortumlarla getiriyorduk. 2014 yılında eve gelen hortumun içerisine bir yılan tıkanmış. Bir gün susuz kaldık. Hortumları parça parça böldük, yılanı çıkardık. Yılanı çıkardıktan sonra 5 litre bidonu önüne koyduğumuzda sabaha kadar dolmuyordu. Şu an kısmet olursa şebekemize su verildiğinden itibaren biz de insanlar gibi yaşayacağız. Medine halde yaşayacağız. Hepinize teşekkür ederiz. Ellerimi bir yıkayın şöyle. Oh be. Verenden de, getirenden de, başkanımızdan da Allah razı olsun hepiniz.